Merhaba. Açık ders malzemeleri projesi çerçevesinde hazırladığımız sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersine hoş geldiniz. Bu dersin temel amacı sosyal bilimlerde araştırma ile ilgili temel kavramları gözden geçirmek, belli başlı araştırma yöntemlerini incelemek ve sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan istatistik testler konusunda bilgi vermek. Dersin İşleniş biçimine baktığımızda ilk haftalarda sosyal bilimlerdeki araştırmalarda kullanılan temel kavramları gözden geçireceğiz. Bu temel kavramlar arasında bilim, araştırma, araştırma yöntemi, hipotez gibi terimler bulunuyor. Bu terimlerin yanı sıra aynı zamanda sosyal bilimlerde nedensellik, yani neden sonuç ilişkisi nasıl kurulur, hipotez nasıl kurulur, üzerinde araştırma yaptığımız soyut kavramlar araştırılacak hale getirilebilmesi için nasıl kavramsallaştırılır, işletimselleştirilir ve bu süreçler sonunda da gerçek dünyada o soyut kavramlarla ilgili ölçümleri yapmak için hangi tür araçlar, örneğin anketler, görüşme soruları geliştirilebilir, bunlar üzerinde duracağız. Daha sonra sosyal bilimlerde kullanılan belli başlı araştırma yöntemlerinden birkaçı üzerinde durup deneysel yöntem, sosyal bilimlerde en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden biri olan betimleme yöntemi ya da survey yöntemi, içerik analizi, saha araştırması, araştırma yöntemleriyle ilgili örnekler verip bu tür araştırmaların nasıl yürütüldüğünü kısaca göreceğiz. Dersin daha sonraki kısmında ise özellikle evrene genelleme yapmak için kullandığımız örneklem seçme yöntemi üzerinde duracağız. Örneklem mantığından örnekler vereceğiz. Örneklem mantığının nasıl işlediğini öğrendikten sonra da hipotez testleri nasıl yapılır? Bunun üzerinde duracağız. Buradan çıkarımsal istatistikler diye adlandırılan, yani hipotez testlerinden sonra vardığımız sonuçları, çıkarsamaları nasıl oluşturacağımıza dayalı parametrik testler üzerinde duracağız. Parametrik testler daha çok olasılığa dayalı örneklem seçme yöntemleriyle örneklem seçip verilerin normal dağıldığı durumlarda kullandığımız istatistik testler bunlar. Önce bunları göreceğiz. Olasılığa dayalı örneklem seçmeye dayanmayan ya da en azından normal dağılım koşulunu yerine getirmeyen veriler için kullandığımız parametrik olmayan testler ise bir diğer istatistik testlerle ilgili dersimiz olacak. Dolayısıyla bu derslerden sonra sosyal bilimlerde kullanılan belli başlı parametrik ve non-parametrik testleri gözden geçirmiş ve nasıl kullanıldıklarını öğrenmiş olacağız. Kuşkusuz bu testlerle ilgili olarak aynı zamanda bir istatistiksel yazılım programı olan Predictive Analysis Software diye yeni adı bu olan ama bizim daha çok SPSS olarak bildiğimiz yazılımı kullanıp veri nasıl toplanır, analiz edilir, istatistiksel testler nasıl yapılır bunları da bu derslerde örnekleriyle görmüş olacağız. Daha sonraki dersimizin konusu ise yapılan araştırmanın türüne göre hangi istatistiksel testi seçeceğimize nasıl karar veririz sorusu üzerinde odaklaşacak. Dolayısıyla da ister antropolojide olsun, ister iletişim bilimlerinde olsun, ister sosyolojide ya da başka sosyal ve insani bilimlerde ele alacağınız araştırma sorununa en iyi uyabilecek, özellikle nicel verilere dayalı istatistiksel testlerin neler olabileceğini adım adım gözden geçireceğiz. Dersin son haftalarında ise araştırma tasarımı, yani bir araştırma nasıl tasarlanır ve bu süreçte neler yapılır, kısaca bunları göreceğiz. Ve son olarak da araştırma raporu ile ilgili konular üzerinde duracağız. Bunlar bir araştırma özeti nasıl yapılır, nasıl dipnot verilir, nasıl kaynakça hazırlanır,
araştırmalarda yapılan belli başlı etik ihlaller nelerdir? İntihal diye Osmanlıcası intihal olarak adlandırılan aşırma, kopya konuları üzerinde duracağız ve dersimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Tabii ki böyle bir temel giriş dersinde, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinde daha gelişmiş araştırma yöntemlerinin de bulunması mümkün değil. Biz daha çok yaygın olarak kullanılan temel araştırma yöntemlerinden ve istatistik testlerden söz ediyoruz bu derste. Ama bunun ütesinde örneğin çoklu ANOVA gibi, faktör analizi gibi, lojistik regresyon gibi, yapısal eşitlik modeli gibi daha ileri araştırma yöntemleri derslerinin konusu olan bazı istatistik testlere hiç değinemeyeceğiz. Bu konularda ihtiyacı olan öğrencilerin ilgili kitaplara bakmasında kuşkusuz yarar olacak. Ama yine de bu derste sosyal bilimlerde kullanılan belli başlı araştırma yöntemlerinin ve aynı zamanda da istatistik testlerin büyük bir yüzdesini görmüş olacağız. Bu dersin işlenişi sırasında öğrencilerin özellikle yapmaları gereken şeyler kuşkusuz slaytlarda atıf yapılan ve kaynakçada da tam bibliografik bilgileri bulunan kaynakları gözden geçirmek olmalı. Bunun yanı sıra özellikle dersin ikinci kısmında istatistiksel testlerle ilgili kısımda Predictive Analysis Software yazılımının kullanılışını öğrenmeleri son derece yararlı olacaktır. Nitekim ders çerçevesinde bizim hazırladığımız çeşitli egzersizler ve alıştırmalar da var. Eğer kendi verilerinizle de aynı şeyleri yapmak istiyorsanız, özellikle çıkarımsal istatistikler, parametrik ve non-parametrik testlerin işlendiği istatistik testler bilgilerini kullanarak siz de kendi verileriniz üzerinde belki de bu yazılımı kullanarak bir takım analizler yapabilirsiniz. Bu dersle ilgili olarak web sayfasında bulabileceğiniz malzemeler nelerdir diye kısaca özetlemek gerekirse öncelikle ders slaytlarını bulacaksınız. Aynı zamanda her dersle ilgili olarak benim verdiğim ve her biri yaklaşık 60-70 dakika süren video çekimlerini bulacaksınız. Bu video çekimlerinin yanı sıra aynı zamanda sadece MP3 olarak kaydedilmiş ya da mobil araçlar için kaydedilmiş görüntüler de mevcut. Bunun yanı sıra arkadaşlarımız tarafından hazırlanan araştırmalar, alıştırmalar için yapılan bazı çekimler ve ödevler de web sayfasında yer alacak. Yeri gelmişken bu çekimlerin yapılması ve bu dersin geliştirilmesi sırasında bana yardımı dokunan çalışma arkadaşlarıma da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Başta bu çekimlerde büyük yarar dokunan ve aynı zamanda bu dersin belki de oluşmasındaki katalizör rolü oynayan Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörü Orçun Madran'a teşekkür ediyorum. Bölümden öğretim üyesi arkadaşım Doçent Doktor Umut Al aynı zamanda hem kalite kontrolünde görev aldı hem de SPSS'le ilgili ödevleri hazırladı ve çekimini yaptı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu bir takım çalışması oldu. Umarım bu ders için hazırladığımız malzeme sizin de işinize yarar ve son derece yararlı olduğunu düşündüğüm araştırma mentalitesini kazanmanıza bir nebze yardımcı olur. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Hepinize kolay gelsin. Teşekkürler.